Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar Görsün'ün ilk çıkan serisi Basic serisinden Rainbow Dash'in bu bebeğini izleyeceğiz. Kanalıma sanırım Arkadaşlar Görsün'ün mini videosunu almıştım. Kutu açılımı yapmıştık Applejack'in. Ama hiç sanırım bebeklerini tanıtmadım arkadaşlar. Zaten koleksiyondaki bebekleri de yeni yeni tanıtmaya başladım. Yıllardır tanıtamıyordum. Nedense hep böyle sıfır kutular açmıştım ama artık bunları da eklemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, göz makyajından başlamak istiyorum bebeğin tanıtımına. Gördüğünüz gibi gözün tam üstünde simler var arkadaşlar. Böyle parıltılar var. Ve kendi göz farı ise tam böyle tam mavi ton arkadaşlar. Yani cam göbeği mi denir? Birazcık daha koyu bir ton gibi. Ama çok koyu da değil. Siz görüyorsunuz zaten. Göz rengi böyle hafif mor tonlarında arkadaşlar. Başka böyle kırmızıya çalabilirdi belki ama bu şekilde yapmışlar. Tam böyle mor da denemez. Yani mor ama birazcık böyle kızılık içeren bir mor. Gözünün içerisinde ise böyle bir yıldırım, şimşek simgesi var arkadaşlar. Göz bebeğinin tam altında gibi. Ve kirpikleri de bu şekilde. Ruju ise kırmızı renk arkadaşlar. Kırmızı renk bir ton kullanılmış bu şekilde. Parlak bir kırmızı biraz. Bu gözünün altında hemen bizim şimşek yıldırım işaretimiz var arkadaşlar. Böyle 3 tane renkten oluşuyor. Pembe, fıstık yeşili ve mavi. Bu mavi kendi göz farından bir ton daha açık bir mavi. Pembe ise normal bir pembe. Burada pembe kullanılması biraz enteresan olmuş ama güzel duruyor arkadaşlar. Yani gözüyle uyumlu olmuş. Üstü de böyle glitterlı, simli bir şekilde arkadaşlar. Burada bir tane sarı fermuar tarzı bir detay var. Onun böyle sanki fermuarı varmış gibi burada bir ucu var hatta üst kısmında görüyorsunuzdur. Üstü bu şekilde aşağı kadar iniyor arkadaşlar çamaşıra kadar ve üstü full böyle simli bir şekilde yapılmış. Bu sadece vücut boyaması bu arada, bu kıyafetin parçası değil yani. Kıyafetin parçası olan tek şey etek. Eteğimiz ise bu şekilde arkadaşlar. Böyle gökkuşakları var, bulutlar var falan böyle. Bunun da üstünde bir tane tül var arkadaşlar. Bunu böyle simli yapıyor. Bu türü kaldırınca normal eteğe ulaşıyoruz. Bu şekilde. Evet, bu arada da bizim Hasbro lisans yazımız arkadaşlar. 2012. Burada da eteğin arkasını görebilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, botlarımız bu şekilde. Kırmızı ve beyaz çizgileri. Böyle ipleri var. Normalde böyle detayları var arkadaşlar burada ama buraları boyamamışlar. Buralar böyle boş kalmış. Botun bir kısmı var. Böyle de topuğumuz var arkadaşlar. Çok uzun bir topuk değil. Zaten bot çok uzun. Ama böyle hafif bir topuk. Bu botumuzun hemen yanında sevimli işaretimiz var. Burada sadece sarı ve mavi tonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane yıldırım iç içe geçmiş. Burada da bulutumuz var. Sevimli işaretimizin yarısı delinebilir. Zaten bot kırmızı olduğu için sadece sarı ve mavi kullanılmış. Kanadımız ise sarı renkte arkadaşlar ama burada onu göstermek çok zor olacak çünkü arka planımız da sarı. Şöyle göstereceğim. Şeffaf saydam bir tona sahip arkadaşlar ve pırıltılı biraz. Yani Rainbow Dash'a neden sarı tonlu bir kanat verdiler hiç bilmiyorum ama Hasbro işte. Böyle minik küçük bir kanadımız var arkadaşlar. Başka setlerde mavi kanadı var ama bu basic ilk çıkan mini setlerde sarı tonlarda böyle saydam. Olsun, bence kötü durmuyor yine de. Ben de Rainbow Dash'in o zamanlar çıkan ilk seriden yani. Face'in pack'i de var. İleride belki onu da tanıtabilirim. Tüm eşyaları duruyor olması gerekiyor. Kaybetmedim ama biraz aramam gerekecek. O yüzden biraz gecikebilir. Böyle bir perçemiz var arkadaşlar yana doğru. Bu şekilde. Saç stilimiz bu şekilde arkadaşlar. Uzun bir saçımız var. Güzel bence. Saç tonlarımız arkadaşlar. Turuncu, mor, mavi, yeşil, turuncu, kırmızı. Bu şekilde gidiyor. Burada da sarı var birazcık. Ve perçemimizde de sarılıklar var. Perçemiz zaten sarı kırmızı. Burada birazcık sarı tonlar var ama yine de saçımızda. Çok belli olmuyor markadan. Ön tarafta daha çok. Burada da kulaklarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mavi tonlarda iki tane kulağımız var. Saçları birazcık onu kapatıyor ama böyle.
Evet arkadaşlar, daha fazla My Little Pony videosu için kanalıma göz atabilirsiniz. Oynatma listemi şuraya bir yerlere koymuş olacağım. Daha fazla bebek veya figür koleksiyonluk ürünlerin tanıtımları için kanalıma göz atabilirsiniz. Herkese iyi seyirler ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.